Evet, eşinin ismi neydi? Burak. Burak'la nerede, nasıl tanıştınız? Şöyle aslanım, benim fotoğraf makinemle çektiğim doğa fotoğraflarını paylaştığım bir sayfam vardı. Sosyal medyada. Evet, eşim onu görüp oradan bana mesaj attı. Benim de çok güzel çektiğim fotoğraflar paylaşırsan diye. Ben tersledim, burası benim anılarım diye. Sonrasında ertesi gün merhaba yazdı. O zaman da karantinadaydım ve evdeydim. Canımın sıkıntısından cevap verdi. Öyle tanıştık. Sonrasında beni görmeye geldi ilk tanışmamızda. Evimin canından baktığımda arabasını gördüm. Hiç benim tarzım bir araba değildi. Modifiyeli, alçak bir arabaydı. Dedim ki bunun içinden kim çıkabilir ki? Yani serseri tipli bir şey çıkar herhalde. Gitmek istemedim. Ev arkadaşlarım zorladı. Neden öyle diyorsun? Araba gayet spor. Hadi git dedi. Gittim ve sonrasında çok iyi anlaştık. Çok uyumlu olduğumuzu gördük. Ve ilerledi. Sip işte değil mi? Evet. Burada neredesiniz? Eşim iş çıkışı beni yemeğe götüreceğini söyledi. Ama geldiği kıyafetler onun giydiği kıyafetler değildi. Ben anlamıştım bir teklif olacağını. Evlilik beni çok teklifi. Güzel Gölcük'te bir yerde evlilik teklifi yaptı. Ne kadar güzel bir yer. Evet. Ne güzel bir hazırlık bu böyle Gülay. Evet, çok hoştu, çok güzeldi. Heyecandan eşim çökmedi. Sonra unuttu. Kelimelerini söyleyemedi o sırada. Haydi. Onları unuttu. Sen o sırada daha mı kilolusun sanki? Aksine daha zayıfım. Ya, çalışırken çok yoruluyordum. Beklemediğin anda gelen evet. Sürprizler çok evet. Daha hoş olmuyor mu? Daha anlamlı oluyor aslında. Bence de. Yine gözlerim doldu arkadaşlar. Gerçekten ne kadar süre konuştunuz? 10. ayımızda, tanışmanın 10. ayında bana işte evlenme teklifi etti. Sonrasında isteme oldu bir ay sonra. İki ay sonra da Mersin, düğün oldu. Tarsus'ta evet. Demiş. Oraya mı geldiler? İlk tanışma oldu Aslan Hanım. Onlar bizim eve gittiler, Tarsus'a, Kastamonu'dan tanıştılar. Sonra benim ailem onların evine tanışmaya gitti. Ay, güzel. Sonrasında çok il değişikliği olduğu için benim evimde nişan söz yapmaya bence karar de. Verdik. Bekar evimde nişan söz yaptık, ev arkadaşlarımla. Ortada buluştunuz evet, aslında. İlk ailenden kime söyledin? İlk ailemden direkt babama söyledim. Ya, heyecanlı bir cesaret. Şekilde bekledim. Evet, bayağı evet. Cesaret. Ben söyleyeyim. İlk başta bir şaşırdılar, evleneceğimi düşünmüyorlardı. Ne burada güzel. Kayınbabam yüzüklerimi takıyor. Babam yan tarafta. Şey, buradaki elbisenin fiyatı? Oradaki elbisemi yine iş çalışma trafiğinden bir saat içinde aldım. 500 liraya aldım arkadaşlar. Hani hep yoğun geçiyorsun. Her şey hızlı seçerdi. Hiç özenmemişsin. Vaktim yoktu ve almıştım. Yine korona zamanıydı arkadaşlar. Dükkanlar kapanıyordu. İşten makyajını kendin mi yaptın? Makyajımı ev arkadaşım Kübra yaptı. Bu boynumdaki kolyeyi kim taktı? Boynumdaki kolyeyi kaynanam taktı. Bir şey soracağım. Kime benziyor Kızılcık Şerbeti'nde? Kızılcık Şerbeti Nursema. Nursema'ya benzemiyor. Burası havası var sanki. Evet. Bak şurada. Şurada görüyor musunuz? Öyle durmuş. Nursema'ya çok benzettim. Evet. Kaç kişi geldi? Benim ailem 8 kişi falan. Onların ailesi 5 kişi falandı. Ya çok küçük olmuş. İşte Elif küçük budur. Evet, küçük. Seninki küçük değildi. Canım bizde küçük böyle oluyor. O küçüğün de küçüğü. İşte evet. Ev arkadaşlarım ve kendi çevrem, ben işten geldiğimde bir baktım elbiselerim ütülenmiş, balonlar hazırlanmış. Bana sürpriz yaptılar. Evimin yakınında bir salon vardı belediyeye ait. Orayı süslemişler. Gittiğimde çok sevinmiştim. Gerçekten. Arkadaşların senin için gerçekten özenmiş. Evet, senden çok daha çok seni düşünmüşler. Evet, gerçekten. Çok düşündüler. Ay, buradaki... Bir an baby shower gibi geldi. Evet. Ben de balonlar falan. Evet, pasta olanlar. Yapılmıştı. Güzel. Bence gayet uyumlu olmuş buraya. Peki düğüne gelelim mi? Olur. Kına gecesi mi? Yaptın mı? Kına gecemi yapmak istemedim. Annem çok istediği için hemen yaptım. Yani ona da çok bir vakit ayıramadım. Burası anne tarafım. Hı-hı. Anne tarafım gelmiş. Güzel bak, toplu toplu fotoğraflar çekmiş. Evet. Güzel anılar bunlar. Evet, eskiden olurdu güzel. Biliyor musun bu fotoğraflar? Evet. Kıyafetinin fiyatını öğrenebilir miyiz yoksa organizasyonun içinde miydi? Ben organizasyon tutmadım arkadaşlar. Kıyafetim, kaftanımla gelinliğimi birlikte aldım. İkisini birlikte 4500 aldım. Kiraladım. Salonun fiyatı? Salonum bir akrabanın tanıdığıydı. 2500 liraya kiraladım. Kaç tane elbise giydin? İki tane. Bir normal kırmızı abiye tarzı, biri de kaftanım. Kınayı sen mi yaptın, eşin mi? Ben kendim karşıladım kınamı. 2500 TL. Evet. Ertesi gün mü oldu düğün? Bir gün ara verdik çünkü yol mesafemiz vardı Aslan Hanım. Kuaföre gitmiş miydin kınanda? Kınamda kuaföre gittim. İkramlık ne verdiniz? Kuru yemiş verildi, kuru pasta verildi. Meyve suyu? Yanında verildi. Düğün elbiseni kaça aldın? Düğün elbisemi kendim tasarladım arkadaşlar. Ve yani gelinlik. Evet, gelinliğimi kendim tasarladım. Kendime özel diktirdim. 4500'e kaftanımla birlikte mal ettim. Bayağı uygun olmuş. Ümraniye'de çok güzel
gelinlikçiler vardı. Oradan bir yerden kaç buldum. Kişilikti salon? 1000 kişilikti. Kaç kişi geldi? 1000 kişiden fazla insan geldi. İyi gelmişler hep. O zaman sakın çok olmuştur. Bir şey söyleyeceğim, yani bu düğün salonunun olduğu bir salon mu? Evet. Nikah salonu. Dairesi mi? Düğün salonunun olduğu salon. Sade biraz. Şöyle bir şey var, biz düğün salonunun açık alanında yapacaktık. O gün yağmur yağdığı için şansıma kapalı alan boşmuş ve ben kapalı alanda yaptım. Eşimin ailesi bunlar. Ne kadar takı oldu? Şöyle 160 gram eşim bilezik taktı bana. Kayınvalidem 9'u bir yerde taktı. Çeyreklerden ben bozdurdum bunları ihtiyacım olduğu için. Arkadaşlar kenardakiler yok. Azaldı. Evet. Aa bak şimdi dikkat ettik. Evet. Evet. Kayınvalidem bunları taktı kolyemi. Kaç tane bilezik geldi toplam? Bu ev kiralık mıydı, satın mı aldınız? Biz bu evi evlendikten bir ay sonra satın aldık. Altınlarımı vererek satın aldım. Evet. Güzel. Çok bileziklerim güzel. 8 tane eşim takmıştı. 3 tane kendi ailemden geldi. Güzel. Gayet güzel. Kuaföre gittin galiba. Evet, kuaföre gittim. Fiyatı ne kadardı? 1000 lira ödedi galiba eşim, ben ödemedim. Yanında kimse geldi mi? Geldim. Kocaeli'den beraber geldiğim iki arkadaşım vardı, onlar bana eşlik etti. Onları siz mi ödüyorsunuz? Onlar kendileri yaptırmak istemedi, kendi makyajlarını kendi yaptı. Burada Tosya'da bir yerde dış çekim yaptık. Küçük bir dış çekimdi, çok dış çekim diyemeyiz. Dış çekim fotoğrafçı mı tuttun yoksa arkadaşların mı geldi? Salonun karşıladığı bir şeydi. Çünkü eşimgil adetleri var. Düğünden önce 2 saatte 1000 kişi gelen ekibe dışarıda yemek verildi. Düğün salonunda verilmedi. Ve o sırada eşime kına yakıldı arkadaşlar o yemek verilen yerde. Vaktimiz çok kısıtlı olduğu için 1 saatte ancak bunları çekebildi. O salon fiyatın içindeydi fotoğrafçı. Evet. Değişik ben, yani değil mi? Eşine kına mı yakıldı? Eşinize kına yakılmamıştı. Yok tabii. Evet. Yakılmadı. Değil mi? Değişik. Evet. Bu nerenin adeti? Tosya adeti demek ki, bilmiyorum yani. Orada bir kına anlamı yaktılar. Var mı? Kayınbabam çok istedi oğluna kına yakmayı, öyle yaktı. Altın ve bir falan. Serçe parmağına falan evet, yakarlar. Serçe parmağına yakıldı. Askere giderken falan. Evet. Altın istedi mi eşimle? Ben eşim altın duydum. İstemedi galiba. Keşke annem bir tane şöyle çeyrek verseydi. Açmasaydı altını diye. Ben o sırada düğün evindeydim, orada değildim. Yemek dağıtıldığında ve eşime kına yapıldığında kuaförden düğün evine geçmiştim. Anladım. Salonun fiyatını söyledin mi? Salonu biz 12.500'e tuttuk. Evet. Evet. Balayına nereye gittiniz? Balayına biz Antalya Kalkan'a gittik. Orada villa tutmuştuk. Fethiye'yi, Antalya'yı gezdik. Dönüşte Denizli'de de üniversite arkadaşıma uğradık. Bir gün kaldık. Balayını kaça mal ettiniz? Balayını çok önceden tutmuştuk. Düğün tarihi belirlendiğinde 4500'e tutmuştuk. 4 ya. Gece 5 gününü. Çok iyi. Çok. Ya. Bir zamanlar bu fiyatlardı. Evet. Artık